Selim bırak git. Bak yalvarıyorum git ne olur. Siz bana yumruk yaptınız. Cesedin çıkacak oğlum senin. Duydun mu beni? Ne sanıyorsun lan sen kendine? Ne sanıyorsun? Kes. Lan! Koray yapma ne olur. Bak yalvarıyorum yapma Allah aşkına. Koray yapma. Ne olur Koray. Öldürdün onu. Öldürdün onu. Katilsin sen katil. Tülçe sen nasıl yaptın böyle bir şey? Tek başına nasıl geldin sen buralara? Şey çiçek için. Oh Tülçe ya çok korkuttun bizi. Çok korktuk. Ya sana bir şey olsaydı, ya biz yetişemeseydik. Allah korusun ya. Sakın bir daha böyle bir şey yapma Tuğçe, tamam mı? Sakın. Özür dilerim. Tamam kuzum, geçti tamam. Tuğçe? Zeynep abla. Canım neredesin sen? Çok korkuttun bizi. Her yerde seni aradık. Abla ne olmuş? Ne iş var burada? Sorma Zeynep. Uçurumdan aşağı düşüyordu. Son anda yetiştik. Ne? Nasıl ya? Anlatacağım hepsini. Ama önce Kenan'a haber ver Tuğçe'yi bulduğumuzu ne olur. Tamam arıyorum hemen. Neredesin kızım? Neredesin? Alo Zeynep, bir gelişme var mı? Kenan abi, biz bulduk Tuğçe'yi. Allah'ım sana şükürler olsun. Neredeymiş peki? Nasıl? Yanında mı şimdi? Evet yanımda. Kızımı ver sesini duyayım. Tamam. Tuğçe'cim, baban seni istiyor canım. Alo, baba. Tuğçe'm, nasılsın kızım, iyi misin? İyiyim ben. Ama neredeyse uçurumdan düşüyordum. Melek teyze kurtardı beni. Ne uçurumu kızım? Ne diyorsun sen? Ama iyiyim şimdi. Canım versen bana bir. Alo Kenan abi endişelenecek bir şey yok. Merak etme Tuğçe iyi. Zeynep doğru söylüyorsunuz değil mi? İyisiniz. Tabii ki doğru söylüyorum. İyiyiz hepimiz merak etme. Zaten şimdi çiftliğe gideceğiz. Tamam ben de eve geçiyorum şimdi. Görüşürüz. Thank you.
Selim, uyan, aç gözlerini. Kes sesini Pelin. Bu lavuğun adını bir daha ağzına almayacaksın. Delirmişsin sen, delirmiş. Ne istedin ondan ha? Ne yaptı o sana? Seni benden aldı, anladın mı? Seni benden aldı. Saçmalama. Saçmalama, onun hiçbir suçu yok. Bak doğru söylüyorum Koray. Gerçekten. Ah mavi gözlüm ah. Sen o aşını korumaya devam et bakalım. Ama göstereceğim ben size. Göreceksin. Şimdi uslu uslu oturun bakalım. Canım benim. Sonra ayağım kaydı. Dengemi kaybettim. Allah'ım sen aklıma mı kayıt ol? Bir yere tutundum ama neredeyse uçurumdan aşağı düşüyordum. Melek teyze kurtardı beni. Tuğçe, kızım sen bizi öldürecek misin ha? Melek teyze. Bak sana ne getirdim. Çikolatalı süt. Teşekkür ederim. En sevdiğimden. İnanamıyorum. Ya sana bir şey olsaydı kızım? Belki de şimdi... Baba, ne olur bana kızma. Baban ne dese haklı. Rabbim yüzümüze bakmış da seni bize bağışlamış kızım. Babaanne, ben de çok korktum. Nasıl oldu anlamadım. Sonra dedim ya... Melek teyze geldi. O kurtardı beni. Allah senden razı olsun kızım. Eğer olmasaydı olmuştum ben. Evladım sus deme öyle. Ağzından yel alsın. Ay Allah korusun. Sağ ol Melek, çok sağ ol. Ben bir şey yapmadım ki. Tuğçe'yi kardeşi kurtardı. Yani Elif eğer onun o anda uçurum kenarına gideceğini söylemeseydi... Ah Tuğçe, çok korkuttun bizi. Sakın bir daha öyle başını alıp gitme, tamam mı? Hala aklım sırrımı almıyor. Evladım senin ne işin vardı oralarda? Bunun için gittim babaanne. Bunun için. Ne işi var bunun burada ya? Arzu? Arzu sana diyorum. Ne var? Ne istiyorsun? Ben sana bir daha bu eve gelmeyeceksin demedim mi? Sıkılmadın mı kovulmaktan ya? Eşyalarımı almaya geldim. Ama tabii sen ev gibi onların üstüne konmamışsan eşyalarımı alacağım. Ben senin paçavralarına kalmadım canım. Ayrıca dediğin gibi ben bu ev gibi daha büyük şeylerle ilgileniyorum. Neyse, ne alacaksan acele et. 5 dakikayı geçmesin. Bu arada, kızı kaybolmuş bir anneye göre fazla rahatsın. Yine ne işler çeviriyorsun sen? Ne? Kenan geldi. Tuğçe kayıpmış. Her yerde onu arıyor. Ama kesin sen nerede olduğunu bilmiyorsundur. Öyle değil mi? Edeceğin önce kendilerine baksınlar. Ha şuna bak ya. Hepsi bir çocuğa sahip çıkamadı. Benim kızım nerede ha? Ama ben hepsinin hesabını soracağım size. Şimdi bana hesap ver bakalım Kenan Bey. Oh afiyet şeker olsun yavrum. Yüce Rabbim seni bize bağışladı. Allah'ım sana şükürler olsun. Ne kadar dua etsem azdı. Ha tamam babaanne ya. Yeter artık. Bu 1000. öpüşün oldu. Yetmez, yetmez. Aa anne daha biz var sana sırada. Ya yeter artık ya. Baba bir şey söyle. Ben geliyorum hemen.
Ne var? Kenan, duyduklarım doğru mu? Tuğçe mi kayıp? Ya sana soruyorum, cevap versene, kızım nerede? Bulduk evde. Nasıl kaybolmuş? Evden kaçmış. İnanamıyorum size ya. O kadar adam, bir çocuğa sahip çıkamadınız mı siz? Sen ne saçmalıyorsun ha? Ama ben geldiğim zaman bağırıp çağırmayı biliyorsun. Yok şöyle kötü annesin, yok böyle kötü annesin diye. Ama demek ki sen de çocuğuna sahip çıkamayan bir babasın. Arzu sus, yeter tamam mı? Madem bu kadar önemsiyorsun. Tuğçe evden kaçarken neredeydin sen ha? Aa, dur bakayım. Kesin Elif'le ve Melek'le ilgileniyordun değil mi? Tuğçe senin yüzünden kayboldu. O çocuğun psikolojisini sen bozdun. Kim bilir ne yaptın? Ben bir şey yapmadım. Keşke öyle olsaydı. Keşke hiçbir şey yapmasaydın. Keşke bu eve hiç gelmeseydin. Keşke Tuğçe'yle hiç konuşmasaydın. İnan kızım daha çok mutlu olurdu. Yeter artık ya. Bu kadar da fazla mı? Burada çalışırken Elif'in yerini biliyormuş işte. Kimseye de söylememiş. Babam da ona çok kızmış. Öyle mi? Polislerden kaçıyormuş şimdi. Nerede olduğunu kimsecikler bilmiyormuş. Uf ya. Bak sen şu an sonra. Bir dakika dursana sen. İşim var. Benim de senin işin var anlaşılan. Gel diyorsam geleceksin. Ne yaptınız sanıyorsunuz siz ya? Allah Allah. Bir hizmetçi parçasına, pardon. Bir üçkağıtçıya iyi mi davranmalıydım? Hatırladığım kadarıyla Gonca Hanım sizi bu evden kovmuştu değil mi? Burada olduğun haberi var mı? Sen Gonca'yı bırak da asıl polislerin senin burada olduğun haberi var mı? Biliyorum baba. Gitmemem lazımdı. Ama söz veriyorum. Bir daha yapmayacağım. Tamam güzel kızım. Artık unutalım bunları. Sen yanımızdasın ya. Evet Tuğçe. Sana bir şey olsaydı çok üzülürdüm. Canım kızlarım benim. Peki amcam nerede? Yanıma gelmedi. Aa evet. Hakikaten nerede bu çocuk? Bir çıktı dönmedi. Zeynep, kızım sana bir şey demedi mi? Ben de arıyorum ama açmıyor. Allah Allah. Bir daha arayayım bakayım. Yok, bu sefer de ulaşılamıyor. Nerede bu çocuk? Selim, duyuyor musun beni? Hadi uyan artık ne olur. Niye uyanmıyor hala? Ya bir şey olduysa? Koray, sana diyorum. Kafamı şişirdim ben. Ne bileyim ben neden uyanmıyor. Gebersin it. Canisin sen, cani. Duydun mu beni, cani? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun dedim ha? Selim. Hadi aç gözlerini. Selim hadi. Allah'ım şükürler olsun. Ne
affedeceğim seni. Ne yaptın lan? Adi şerefsiz, bırak beni, ne yaptın? Ödeteceğim lan bunu sana. Ödeteceğim, duydun mu beni? Ödeteceğim. Ödetsene hadi, ha? Ödet. Ne oldu? Ha? Ellerim bağlı. Ödetecekmiş. Yaptıkların hesabını soracağım sana. Duydun mu lan beni? Son çırpınışlar. Ama benim en keyif aldığım yerler bunlar. Yaptıklarının cezasını çekeceksin. Hapislerde çürüyeceksin, anladın mı? Çöz şu ipi hemen, çöz! Pelin, senin bu aşın ne diyor? Ha? Ne diyor? Koray, Selim'i bırak gitsin. Bak senin derdin benimle. Benim derdim ikiniz de kızım. Anladın mı? Sen benim gözlerimin içine bakarken bu adam vardı he aklında. Öyle mi? Ben kötü bir şey yapmadım. Yapmadım. Kes! İkiniz de beni kandırdınız lan. Arkamdan işi çevirdiniz lan. Sana olan aşkımı hiçe sayıp bu adamla beraber oldun lan sen. Hayır. Hayır Koray. Birbirinize seni seviyorum derken nasıl dalga geçiyordunuz lan siz benimle? Ha? İkinizin de belasını versin. Ama merak etmeyin. İkinizin de burnundan fitil fitil getireceğim. Öykü dünyada güzel güzel yaşarsınız aşkınız. Sen ne zırvalıyorsun ha? Ne aşkı, ne sevmesi? Sen resmen kafayı yemişsin. Ne diyorsun lan sen? Selim. Pelin'le aramızda hiçbir şey yok. Durdun mu lan beni? Ha, ben de inandım. Gerizekalı. Evliyim ben, evli. Ve ben karımı çok seviyorum, anladın mı? O kafandaki hayal dünyanı kendin yer. Ha. Bak bak. O çok sevdiğin aşığına bak. Nasıl 2 dakikada sattı seni, gördün mü? Sen bu herifi mi seviyorsun ha? Bu dönek herifi mi seviyorsun sen? Ah mavi gözlüm ah. Bir de evliymiş, görüyor musun? Sen nasıl bir pisliğe bulaştın lan böyle ha? Ray, canımı acıtıyorsun. Seni tanıdığım güne lanet olsun. Çek elini kızın üstünden, çek! Ne güzel de duruyorsunuz öyle. Çifte kumrular gibi. Ama her güzel şeyin de bir sonu vardır. Şimdi dışarı çıkacağım. Döndüğümde ikinizin de defterini duracağım. Anladınız mı? Bitireceğim hepinizi. Arzu Hanım, lütfen yalvarırım beni polise vermeyin. Kocamı ayartmaya çalışan bir kadını acıyacak mıyım? Ha? Söylesene. Ben öyle bir şey yapmadım. Gerçekten yemin ederim öyle bir şey yapmadım. Kes sesini. Ben senin gibileri çok iyi bilirim. O deliğe gir de aklın başına gelsin. Arzu Hanım, lütfen burada olduğumu söylemeyin. Yalvarıyorum size. Peki. Ama bir şartla. Bu evde olan biten her şeyi bana anlatacaksın. Ne? Karar senin. İyi de ben size ne anlatabilirim ki? Gonca hakkında bildiğin, gördüğün, benim bilmem gereken ne varsa. Hadi başla bakalım. Arzu Hanım, ben zaten burada daha yeni çalışmaya başladım. Yani Gonca Hanım'ı tanımam etmem. Siz aynı evde yaşamıyor musunuz? İlla ki bir şeyler duymuşsundur. Arzu Hanım, inanın hiçbir şey bilmiyorum ben. Sadece Necdet Bey gittiği için çok üzgün. Sonra benim külahımı anlat. Ve onun ciğerini bilirim. Onun aklına ne tilkiler dolaşıyordur şimdi. Ama yemezler. Arzu Hanım, ne olur inanın bana gerçekten. Bak Asuman'cığım, sana birazcık zaman veriyorum. İyice düşün. Belki olsa da gözlerini açarsın. Bir şeyler duyarsın ha? Arzu Hanım. Yoksa polisler seni götürürken o çok sevdiğin Gonca Hanım bile koruyamaz seni. İyi düşün.
Vedalaşmaya geldiysen hiç gerek yok. Çok yakında bu eve geri döneceğim. O yüzden kendini rahata alıştırmasa ne iyi edersin? Arzu, burası benim evim. Anla artık bunu. Şimdilik. Ben bu eve geri döndüğüm zaman burada kalmak için bana yalvaracaksın. Ay ilahi Arzucuğum. Nereden buluyorsun böyle fıkraları sen? Hamit abi, senin evin sokaklar mı? Hı hı. Ama evdeğin çatısı arıyor, sokaklarda çatı yok ki. Küçükken benim de bir evim vardı. Çatısı olan mı? Hı hı. Annemle babamla birlikte kalırdık. Sonra annem bir gün çok hasta oldu. Günlerce başında bekledim ama kaybettim onu. Öldün mü yani anne? Hı hı. Annem ölünce de babam uğramaz oldu artık eve. Başlarda komşular baktı bana. Sonra da kendimi sokakta buldum. Üzülme yavrum. Daha çok küçüksün. Önünde upuzun bir ömür var. Derdi veren Rabbim dermanı da verir bak. Şimdi başın sıkışsa yardımına koşacak güzel insanlar çıkardı Allah karşına. Hamit nasılsın, iyi misin? İyiyim Kenan abi, sağ ol. Seninle de fazla ilgilenemedik. Olur mu abi, estağfurullah. Sen bu akşam bizim misafirimiz ol. Hem de şu yatılı okul işini konuşuruz seninle. Tamam abi, nasıl istersen. Sen ne hayırlı bir evlatmışsın be oğlum. Allah'ım senin her zaman yüzünü güldürsün inşallah. Amin teyzeciğim. Açmıyor mu hala? Yok, açmıyor. Allah Allah. Hiç böyle yapmazdı Selim. Evet, yapmazdı. Ya Zeynep, belki bir arkadaşına gitmiştir ha. Şarjı bitmiştir, sonra da unutmuştur. Bilmem. Olabilir belki. Bir Caner'i arayayım o zaman da. Alo. Caner, merhaba, nasılsın? Zeynep, iyiyim. Ya sen? İyiyim ben de. Şey soracaktım. Selim'i bugün gördün mü hiç ya da uğradı mı yanına? Yok, ne oldu ki? Yok bir şey ya. Ulaşamadım da öyle merak ettim. Vallahi canım, bugün hiç görmedim. Ama görürsem seni aramasını söylerim, tamam mı? Tamam, sağ ol. Orada da yok işte. Nerede bu çocuk ya? Ablaların en güzelleri. Ne habersiniz? Hoş geldin Murat. Hoş bulduk. Hayırdır? Ya Kenan abi birkaç tane evrak istedi de onları getirdim. Abla. İyi misin sen? Yok bir şey. Ya ben kaç yıllık ablamı hiç tanımaz mıyım? Belli ki var bir şey. Ne oldu? Selim'e ulaşamıyorum. Nasıl ulaşamıyorsun ya? Ya oturuyorduk. Kızları lunaparka götürecektik. Sonra bir telefon geldi. Apar topar çıktı gitti. O saatten beri de ses seda yok. Nereye gittiğini söylemedin peki? Yok Murat, işte öyle alelacele çıktı diyorum. Hiç böyle yapmazdı. Ulaşamadım da merak ettim. Kötü bir şey mi geldi acaba başına? Selim abim bu kızla hem de göz göze, diz dize. Olamaz ya. Pelin. Selim, kimle konuştuğunu anlayamadım da. Burak, şey bizim Burak ya. Hı, ne derdi varmış? Şu notlarını almıştın da geri istiyor. Hı,
Anladım, tamam. Ulan sen bunu ablama nasıl yaparsın be? Ama ben sana bunu ödetmez miyim? Ya belki şarjı falan bitmiştir. Ya da ne bileyim işi falan çıkmıştır. Olamaz mı? Bilmem. Yani belki de. İnşallah öyledir. Ben biraz onu ararım yine. Murat'cığım, baban nasıl oldu? Yani gerçeği haberlerini alıyoruz Tülay'dan ama. Babam iyi. Sağ olsun Tülay ablanın yanından hiç ayrılmıyor. Çok iyi bakıyor ona. Bugün de kontrole gideceklerdi zaten. Çok sevindim. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın inşallah. Amin. Veysel, doktor öyle kötü bir şey diyecek diye yüreğim ağzıma geldi vallahi. Oh be Tülay'ım ya. Ne kurşun yarası, ne bıçak yarası hiçbir şey koymaz bana. Yeter ki gönül yarası olmasın. Veysel. Olsun olsun. Sen yine de dikkat et kendine, olur mu? İyiyim ya, iyiyim ben. Turp gibiyim valla. Hem yakında bir iş bulup çalışmaya başlamam lazım benim. Yok artık. Olur mu öyle şey canım? Sen daha yeni ayağa kalktın. Hem ben seni hiçbir yere salmam. Bacısını da düşünürmüş. Murat, birader hazır değil mi daha ya? Öldük ya. Dayım. Eyvallah. Sağ ol babam. Oh, mis gibi kokuyor be, mis. Atom bu, atom. Şu kokoreçi de bana sevdirdin ya, helal olsun sana. Öyle ya, sadece kokoreci mi sevdirdim? Kendimi de sevdirdim ben ama, değil mi? Ben seni var ya, ilk gördüğümde vurulmuştum be Tülay'ım. Gözlerine, kaşlarına, o uzun saçlarına. Hadi afiyet olsun. Allah kahretsin! Kahretsin. Selim, özür dilerim. Çok özür dilerim. Her şey benim yüzümden oldu. Ama inan böyle olsun istemedim. Evet, her şey senin yüzünden oldu Pelin. Her şey. Ben sana söylemiştim. Bak şimdi şu halimize. Biraz sonra psikopatın biri ikimiz de gelip öldürecek. Çok pişmanım Selim. Ne olur affet beni. Sus beni! Sus! Yok birbirimize aşıkmışız da. Yok arkasından iş çevirmişiz de. Nereden çıkıyor bütün bunlar ha? Selim. Ben sana inanmıştım Pelin. O adam sana zarar vermesin diye kendimi tehlikeye attım ben. Nasıl yaptım bunu ben? Nasıl sana inandım ben? Selim, çok özür dilerim senden. Bin kere özür dilerim. Ne özrü Pelin? Ne özrü? Bu kadar basit mi bu ya? Değil biliyorum. Hani polise gitmiştin? Hani şikayetçi olmuştun Pelin? Hepsi yalandı değil mi? Allah'ım inanmıyorum. İnanmıyorum! Pelin, Pelin sen her şeyi planlamışsın. Sakın! Sakın karşımda ağlama benim. Bu olanların tek suçlusu sensin, anladın mı? Ben çok pişmanım Selim. Gerçekten en başından beri seni dinlemeliydim. Sus Pelin. Sus, seni dinlemek istemiyorum, sus. Pişman olmak için çok geç artık. Bundan sonra ne senin sesini duymak istiyorum ne de yüzünü görmek. Tabii buradan sağ çıkabilirsek. Her sabah bir saat yürüyüşe çıkalım seninle. Burada çok güzel yürüyüş yolu var. Hamilelikte bol bol temiz hava almak lazım. Olur, çıkalım. Geçen dergide şey okumuştum. Sağlıklı doğum için spor yapmak şart yazıyordu. Ben de diyorum ki, acaba bir yoga hocasıyla falan mı görüşsek? Ne için? Ay ne için olacak canım? Hamile yogası için.
Sen ne yapıyorsun orada? Ben... Bana bak Asuman. Sen sinsi sinsi bizi mi dinliyorsun? Yok Gonca'nım, ben toz alıyordum sadece. Asuman bana bak. Benim canımı sıkma. Gonca'nım, siz beni yanlış anladınız. Ben hem ne o fare gibi? Bir daha zırt pıt oradan buradan çıktığını görürsem, hangi delikten geldiysen oraya tıkarım seni, haberin olsun. Hem bu kez Erkut da kurtaramaz seni. Kendini kapının önünde bulursun. Şimdi çekil gözümün önünden. Çekil. Manyak mıdır nedir ya? Kadın resmen bana fare dedi. Ben fareysem sen de sarı çıyansın. Beni kovacakmış. Hadi kov. Tabii önce seni kovmasınlar da buradan. Düşmanımın düşmanı dostumdur demişler. Alo, Asuman, ne o? Arzu Hanım, müsait miydiniz? Kararını verdin mi yoksa? Evet. Umarım doğru bir karar vermişsindir. Yani aslında siz haklıymışsınız. Yani haklısınız. Benim size anlatacaklarım var. Aferin, akıllı kızmışsın. Görüşebilir miyiz? Olur, görüşelim bakalım. Orman yolunun oradaki parka gel. Ama geç kalma. Şimdi Gonca düşünsün bakalım. Aa! Nasıl Sülaym? İyi ki gelmişiz buraya değil mi? Sayende iyi ki diyebileceğim o kadar şey var ki. Ha. Ne gibi mesela? İyi ki evlenmişiz. Sen olmasaydın aile olmanın ne demek olduğunu belki hayatım boyunca öğrenemeyecektim. Şu hayattan artık daha ne isteyebilirim ki? Niye ya? Daha isteriz. Yani genciz, daha isteriz yani. Aman Veysel, öyle diyorsun da sonuçta ikinci baharımızı yaşıyoruz. Baksana. Yok ya. Kim demiş onu? Ben daha hayatımın baharını yaşıyorum ya. Daha yeni yaşıyorum ya. Hem biliyor musun? Çok isteyeceğimiz, sonra da iyi ki istemişiz diyeceğimiz bir şey daha var. Aa, neymiş o? Bebek. Veysel. Hadi aç artık şu telefonu, aç. Yok, açmıyor işte. Ah Selima, neredesin sen? Tamamdır oğlum Murat. Bu kapıdan içeriye gireceksin. Ne varsa ne yoksa anlatacaksın bu sefer. Ulan şimdi burada böyle ahkam kesiyoruz ama ben içeri girince ablamın karşısında mal gibi kalacağım kesin ha. Yok yok, bu iş böyle olmayacak. En iyisi ben bir prova alayım, dur. Abla, bak uyan, artık uyan. Bu Selim denen adam var ya, eniştem eniştem. Seni çatır çatır aldatıyor. Hem de kimle biliyor musun? Pelin'le. Ya Pelin'le aldatıyor seni. Yok lan, çok acımasız oldu be. Lan amma kastım be oğlum ya. Alt üstü içeriye gireceksin. Doğru olan ne var ne yoksa anlatacaksın ya. Hem ablamın da bunu bilmeye hakkı var değil mi? Hadi oğlum hadi. Hadi bismillah. Abla. Gel Murat, gel. Haber var mı? Arıyorum ama ulaşamıyorum hala. Yani Selim hiç böyle yapmaz. Kesin bir şey oldu ya. Bir de endişeleniyor adam için.
Ne filmler döndüğünü bir bilse. Murat, ya benim içimde kötü bir his var. Acaba çıkıp arasak mı Selim'i? Abla, boşuna endişeleniyorsun. Ya Murat, anlamıyorsun. Ya Selim böyle telefonunu kapatıp da haber vermemezlik yapmazdı. Abla, benim sana anlatmam gereken şeyler var. Ne gibi? Gel, otur abla. Otur. Ya, nasıl söylesem bilmiyorum. Murat, lafı eveleyip gevelemeden söyler misin? Selim abi, sana yalan söylüyor. Ne diyorsun sen Murat? Ne yalanı söylüyor? Ya ablacığım dur bir, sakin ol, anlatıyorum. Dinliyorum. Ya şey işte, nasıl desem bilmiyorum. Birkaç kere... Murat, söyler misin? Ne yalanı söylüyor Selim bana? Başka bir kadınla görüşüyor. Ne? Evet abla, gözlerimle gördüm. Nasıl yani ya? Ya bir keresinde kızın bir tanesiyle baş başa bir kafede oturuyordu abla. Hatta o gün sana okula gittiğini söylemişti. O olabilir canım yani. Okula gidecektir. Vazgeçmiştir, arkadaşlarıyla buluşmuştur canım. Yani olur, normal. Ya tamam da abla, bu öyle bir durum değil. Kızla bayağı samimilerdi, baş başalardı. Sonra aynı kız Selim abi senin yanındayken telefonla aradı. Sen de arayanın kim olduğunu sorduğun zaman yalan söyledi sana. Burak'tı dedi. Halbuki Burak değildi. Kimdi o? Pelin. Pelin mi? Yani kafede onları gördüğümde bayağı bir samimilerdi abla. Tamam, günahını da almak istemem ama Pelin abimi aradığı zaman telefona bir panik oldu. Yani belli ki bir şeyler gizliyordu. Hem eğer saklanacak bir şey olmasa, sen sorduğun zaman sana neden doğruyu söylemesin ki? Niye Pelin'in aradığını söylemesin yani? Geldim. Ben yokken sıkılmadınız ya. Niye konuşmuyorsunuz? Sıkıldınız mı yoksa? Neyse, boş verin. Birazdan çok eğleneceğiz. Sırf sizin için gittim, malzeme aldım. Pelin, sence bu ne? Değil mi? Evet, bidon. Peki ya, içinde ne var? Benzin, doğru. Bu ne? Değil mi, silah? Ne yapıyorsun sen Koray, delirdin mi? Önce bir dinle. Sana bir teklifim var. Çok eğleneceğimizi söylemiştim sana. Şşt! Asi çocuk. Sesin solun çıkmıyor ha? Korktun mu yoksa? Oradan çıkınca göstereceğim ben sana. Tabii, çıkabilirsin. Neyse, teklif şu. Sen bu silahla bize engel olan bu herife vuracaksın. Sonra ben de seni çözeceğim ve buradan çıkaracağım. Çıkartırken de tabii burayı da böyle ateşe vereceğim. Koray, delirdin mi sen? Ha, yok, yapmam, vurmam dersen... İkinizi de çözmem ve burayı öylece ateşe veririm.
Ama istiyorum ki sen vur onu. Ve buradan birlikte çıkalım. Ne dersin? Yok canım. Hayır, yoktur öyle bir şey ya. Üstelik Pelin'le. Yoktur, öyle değildir o. Yanlış anlamışsındır sen. Ya ablacığım, belki de öyledir, bilmiyorum. Ama ben sana gördüklerimi anlattım. Yani Selim abi şu anda Pelin'le demedim. Olmayabilir. Ama neticede sana yalan söylüyor, değil mi? Önemli olan da bu. Ya sen bugüne kadar hiç mi fark etmedin? Bak bakayım sen bir benim yüzüme. Ne oldu böyle? Yok bir şey. Nasıl yok bir şey ya? Bu yüzün hali ne? Abartılacak bir şey yok. Canım, bir anlatır mısın bana ne oldu? Gelirken trafikte bir yarım birinde kavga ettim. Ne? Niye peki, ne oldu? Boş ver işte, önemli bir şey değil. Hata bende. Psikopatın tekini uydum. Ben karşılık vermeseydim böyle bir şey olmayacaktı. Selim, nerede kaldın? Bu yüzünün hali ne böyle? Ne oldu sana? Yok, önemli bir şey yok. Ne demek önemli bir şey yok ya? Sen Arya'da yüzünün hali gördün mü hiç? Ben seni üzmemek için, tedirgin etmemek için trafikte kavga ettim, yalanını uydurdum. Aslında okuldan bir çocukla kavga ettim. Ne? Evet, yani öyle aramızda bir anlaşmazlık oldu. Ben sorun çözüldü zannediyordum ama çözülmemiş. Hatta daha da büyüdü. İşte dün bu hesabı kapattık. Niye peki? Kim bu çocuk? Tanımazsın sen. Gerçi ben de tanımıyorum. Yani öyle aramızda bir anlaşmazlık oldu. Sonra tartışmaya falan başladık. Ama önemli bir şey yok. Niye bana yalan söyledin? Niye başından böyle anlattın? Sen korkma, üzülme diye. Yani benim aklıma öyle şeyler geldi ki. Bir soruyorum, sen de bir şey anlatmıyorsun. Selim, bana bak. Bir daha o çocukla kavga falan etmeyeceksin, tamam mı? Merak etme. Bir de bundan sonra benden hiçbir şey saklamayacaksın.